Gördüğünüz gibi çocuklarımız eğleniyor. Evet, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Siz de etkinliğe katıldınız herhalde. Evet, çocuğumla beraber geldim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok. Katkılarından dolayı, yaptığı şeylerden dolayı. Evet, sizler bir şey söylemek ister misiniz? Nasıl, beğendiniz mi? Beğendim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Etkinlikler, evet. Bunlar çocukların zihnini açık etsin. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi velilerden memnun. Kimi çocuğunu getirmiş, kimi torununu getirmiş. Gördüğünüz gibi, evet. Evet, bir köşede çocuklar eğlenirken onlar da bir köşede, evet, gördüğünüz gibi oturuyorlar, çocuklarını bekliyorlar. Evet. Ne yapıyorsunuz? Evet, sizin duygularınızı alabilir miyiz? Nasıl bir bu etkinlik için bugün çocuklar için bir şenlik yapıldı. Evet, neler söylersiniz? Vallahi çocuklar için çok güzel bir duygu. Evet. Yani biz de çocukluğumuzu yaşadık, biliriz yani. Böyle yaşamadık ama, değil mi? Ama böyle yaşamadık tabii. Bunlar şimdi neyse, yaşasınlar. Böyle bir zamanda yani güzel, yerleri de güzel. Evet. Yani çocuklar için güzel bir duygu yapanlardan. Allah razı olsun yani. Teşekkür ederim. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi ben hiç beğenmedim. Beğenmediniz. Çünkü biz kedi köpekli kuş boklu olan yani çocuklar oturmuşlar. Ha, biraz. Anlamı da yok. Ama yıkıyor, yıkıyorlar. Çoğu çocuk gidiyor. Tabii haklısın o, ama yani yıkanıyor gördüğüm kadarıyla. Yani orada masalar var, oraya oturtabilirler. Evet, evet, daha bir, tabii ki daha kötü yani. Bunlar da güzel eleştiriler. Tabii ki göz yani önüne alınması lazım. Tabii. Benim kızım, ben git dedim, o gitmedi. Pis dedi, orada mı oturacağım dedi. Evet, dediğimiz gibi olabilir. Tabii bunları göz önüne bulundurmak lazım. Masa var, boş boş duruyor. Çocuklar orada masada yapabilirlerdi. Evet, masada yapabilirler. Söyleriz. Yetkililere söyleyebiliriz. Evet, söyle bakalım. Atatürk'ün heykelini güzel bir yapsınlar. Atatürk'ün heykelini inşallah yapacaklar, onu da söyleyeceğiz. Evet. Boyatçı. Evet. Evet, onu da gösterelim. Evet. Atatürk'ün heykelini söylüyorlar. Evet, gördüğünüz gibi çocuklarıyla gelmişler. Evet. Şu an itibariyle aynı zamanda evet, kitaplar satılıyor. Evet, bu reyonla kim ilgileniyor? Bir bilgi alabilir miyiz? Evet. Reyonla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Yok, iki tane kitabı var. Orada mı? Evet, reyon hakkında bilgi verebilir misiniz? Kitapları biz görüyoruz ama. Pazar Kültür Sanat Evi'nden çıkan kitaplar. Bu kitapların birçoğu bu pazardaki 52 köyün bir kısmını anlatan kitaplar. Bir kısmı da kalbimizin kıyısından serisinden çıkan kitaplar. Dolayısıyla bunlardan benim 3 tane kitabım var. Ben kendim reklamını yapmayacağım ama bir şekilde yaşanmış kadın hikayelerinin anlatıldığı, 5 kadın hikayesinin anlatıldığı Yunan Anuslar'ın kitabı var. Onun dışında benim gene bu yol çıkan, yine Pazar Kıtılanat'tan çıkan Deniz Her Şeyi Biliyor adlı bir romanım var. Onun dışında arkadaşlarla yine Seni'den çıkan Helen ile İbal'in hikayesini anlattığı bir aşk hikayesi yazılmış. Evet. Sonra yine köylerimizin anlatılanlar, uzun anlatıldığı bir kitap. Evet. Sonra Bahçeden Beyaz Taş'a anlatıldı başka kitaplar. Benim bunlar Pazar Kıtılanat'tan çıkan Başköy'ün anlatıldığı başka kitaplar var. Her biri, Daroz'u konuştuk herhalde. Evet, Daroz. Her biri uzun çalışmalar neticesinde oluşturulmuş. Ayrıca bu yıl yine Pazar Kültür'den çıkan Çizgi adlı bir dergi çıkan. Evet. Bu elin kucağında yayılmış. Dört ayda bir çıkacak evet, devamlı olarak. Çok bunun güzel. Bunun da tanıtımını zaten daha sonra çarşamba günü yapacağız. Evet. Herkesi bekliyoruz. Ücret olarak nedir? Nereden nasıl olarak alabilirler? Şöyle söyleyelim. Belli bir bağış sistemine göre çalışıyoruz. Yani bir almak isteyenler hem buradan alabilirler hem de Pazar Kültür Sanat'tan sevk edebilirler. Dediğim
Çok teşekkür ederiz. Evet, şenliklerin bir dalında da gördüğünüz gibi kitap tanıtımları var. Evet, isteyenler belli bir ücret ya da bağış karşılığında bunları alabilirler. Evet, şenlik devam ediyor. Dediğimiz gibi şu an itibarıyla evet, çocuklarımız çeşitli etkinlikler yaparken veliler de gördüğünüz gibi çocuklarını şu anda oturmuş seyrediyorlar. Evet, tabii ki bu etkinlik sırf belediye ile ilgili değil, aynı zamanda pazarlar ve İstanbul pazarlar, Ankara pazarlar, yine hemşimler, derneği, yine pazar, evet, yine bakıyorum, evet, pazar kentsel ile ilgili bakıyorum kimle vardı, evet, yanlış olmasın. Evet, Kent Konseyi, Pazar Kent Konseyi tarafından ve aynı zamanda Kültür Sanat Evi tarafından organize edilmiş durumda. Burada güzel olan, gördüğünüz gibi bir panayır havası var. İnsanlar dediğimiz gibi hem havada güzel hem ortam güzel. Böyle günleri yakalamak da kolay değil. Tabii ki bu etkinlerin pazarda olması bizleri sevindiriyor. İşte gördüğünüz gibi çocukların yapmış olduğu resimler, çocukların yapmış olduğu resimleri şu an görüyorsunuz. Az önce çocuklar tarafından yapıldı bu resimler ve şu an itibarıyla sergileniyor. Bu arada Fındıklı Belediyesi tarafından Pazar Belediyesi'ne katkı amaçlı gördüğünüz gibi aynı zamanda çadırlarda verilmiş vaziyette Fındıklı Belediye Başkanımızla Fındıklı Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi evet, tamamen bir panayır havası var. Peki tam dört dörtlük olmayabilir. Evet, bazı eksiklikler olabilir ama pazar bunları yaşadıkça ve gördükçe daha güzel olacağı inancındayız. Evet, saat 5'e kadar burada devam edecek etkinlikler. Saat 5'ten sonra da etkinlik çocukların bir futbol maçı olacak. Evet, pazar sporun halı sahasında hemen dediğimiz gibi soğuk su girişinde bulunan halı sahada orada bir futbol, evet, çocuklarla ilgili bir futbol karşılaşması olacak. Gördüğünüz gibi herkes bir köşede, kimi çocuklarını evet, evet, bırakmışlar, emanet etmişler, kimileri de gördüğünüz gibi dinleniyorlar. Evet, çizimler de devam ediyor.